Herkese merhaba, ben Doğanlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir yoga videosuyla karşınızdayım. Bu videomda daha iyi bir uyku uyumanıza yardımcı olacak, uyumadan önce yapabileceğiniz yoga hareketlerini paylaşmak istiyorum. Hepimiz zaman zaman uyku problemleri yaşayabiliyoruz. Genellikle bunun sebebi çok aktif, fazlasıyla aktif bir zihin oluyor. Ya da çok stresli bir gün geçirdiysek, bedenimiz çok gerginse, o gevşeyemediğimiz, kendimizi bırakamadığımız, o tatlı tatlı uykuya da bırakamıyoruz kendimizi. Bu haliyle bütün gece, ki bu durumumuz ertesi günü de etkiliyor, belki tüm hastamızı etkiliyor. Hatta kalitesiz bir uykuya giden yolda bütün taşları döşüyor aslında. O yüzden bedenimizin farkında olmak, zihnimizin farkında olmak ve onun ihtiyaçlarına göre bedenimizi gevşetecek yoga hareketlerini de zaman zaman uykudan önce uygulamak çok faydalı. O yüzden daha iyi bir uyku uyumanıza yardımcı olması için bu pozlara yakından bakalım istedim. Kanalımda daha fazla yoga ve meditasyon videosu görmek için lütfen bu videoyu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Veya çevrenizde uykusuzluk problemi yaşayanlar varsa onlarla da paylaşabilirsiniz bu videoyu. Onlar için de faydalı olacaktır. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk pozumuz çocuk pozu. Bu pozu yoga derslerinden hatırlıyor olabilirsiniz. Zaman zaman dinlenmek için, soluklanmak için uğradığımız bir poz bu. Bunu yapabilmek için de ilk olarak dört ayak dediğimiz masa pozisyonuna geliyorsun. Bacakların kalça mesafesi açık olsun. Omuzların el bileklerinin üzerinde ve burada kalçanı topuklarına doğru götürmeye başla. Ve yavaşça anında yere gelsin. Şimdi bir bak bakalım. Gevşemeye çalışıyorsun, rahatlamaya çalışıyorsun. O yüzden bu pozda da konforlu hissetmen önemli. Bunun için ilk olarak bakabileceğin şey eğer ilk başta kalçaların topukların üzerine doğru gelmiyorsa kalçalarının altına şöyle tam şuraya şu tarzı minder yerleştirebilirsin. Ben şu an bu minderi kavalarını saklamak için kullanıyorum. O yüzden göstermiyorum. Sizin bir yuvarlak bir minderiniz varsa altına yerleştirin onu. Sonra baktın ki alnın yeri rahat gelmiyor. O zaman başka bir minderi başının altına yerleştirebilirsin. Geliyorsa da rahat bırak. Omuzlarını da artık burada matına doğru ağırlaştır. Ağzından derin bir nefes ver. Bu rahat nefes alıp rahatça bu nefesi boşaltabileceğin bir yer olsun. Sonra ellerini de yavaşça kalçaların arkasına doğru getir. Kal burada. Nefeslerini sayarak kal. Nefes alışını, nefes verişini fark et. Ve her nefes alışverişte sanki kendini matına biraz daha bırakıyorsun. Sonra istersen başını bir tarafa doğru çevir. Belki daha rahat hissedeceksin. Daha rahat nefesin akacak. Omuzların da iki yandan süzülsün. Sonra başını diğer tarafa doğru da çevir bir süre geçtikten sonra. Ortaya. Bu pozu belki yatağın üzerinde bile yapabilirsin. İlla matın üzerine çıkmana gerek yok. Yatağın üzerinde de böyle bir poza geçebilirsin. Sonra tekrar ellerini uzat. Çek kendini ve gel dört ayağına gel. Şimdi ikinci poza geçmek için tekrar dört ayağına gel. Ya da belki oradaysa kalabilirsin. Kedi inek dediğimiz, derslerde de zaman zaman omurgayı rahatlatmak için yaptığımız bir iki hareket var. Nefes alırken göğüs kafesini aç. İnek için. Ve kuyruk sokumunu da düşür. Nefes verirken ellerini iyice it kendini, sırtını kamburlaştır. Başını da göbeklerine bakacak şekilde çevir. Tekrar nefes al. Aç göğüs kafesini ileriye doğru. Nefes verirken sırtını kamburlaştır iyice. Şimdi birkaç kez bu iki hareket arasında
sessizlik içinde sadece nefesini dinleyerek gidip gel. Yatağındaysan ya da matındaysan ayağa gel. Genelde yine bunu güneşe selam serilerini yaparken yapıyoruz çok sıklıkla. Oradan hatırlıyor olabilirsiniz. Şimdi matının önüne yerleş. Ayakların kalça mesafesi açık olsun. Şöyle bir nefes al. Gökyüzünü kucaklıyor gibi iyice aç kollarını. Ve avuçlarını gökyüzünde birleştirip iyice yukarıya doğru uzat. Üst bedenin yukarıya doğru uzarken ayaklarınla da iyice yere köklen ve sanki vücudunda böyle iki yana doğru bir uzama varmış gibi düşün. Ve şimdi nefes verirken kalçada öne doğru, bacaklarının üzerine doğru katla. Başın, boynun serbest olsun. İlk başta böyle bırakmak zor olabilir. Ama başça bırakmayı dene, araştır. İlk başta biraz dizlerini mikro bükebilirsin. Ve kalçan yukarıya doğru iterken başının tepesiyle de iyice kendini yere doğru bırakıyorsun. Ağırlaşsın bütün omurgan bacakların üzerine doğru. Şimdi sağ elinde sol dirseğini, sol elinde de sağ dirseğini yakala. Şöyle birbirine tutunmuşsun gibi düşün. Ve minik minik sallanmaya başla. Nefeslerin yine rahatça akabiliyor olsun. Boynunu kasma, sıkma. Nefes almayı unutma. Burada rahat rahat nefesin akabileceği ve omurganın şöyle rahatça sallanabileceği bir yer bul kendine. Eğer bacaklarının arkası çok acıyorsa dizlerini iyice bük. Nefes al. Nefesini boşalt. Sonra ellerini yavaş yere getir. Nefes al. Yarı yola kadar gel. Nefes ver. Katlan tekrar bacaklarına. Nefes al. Doğru kollar gelsin. Gökyüzüne. Çok minik minik kalk. En son başın kalkacak şekilde. Belki başın dönebilir. Çok normal. Avuçlarını getir kalbinin önüne. Ve gözlerini kapattıysan yavaşça arala rahatlat bedenini. Şimdi ayaklarını iyice uzat. İleriye doğru. Ve kalçanın altını bir minder alıp onun ucuna doğru oturabilirsin. Eğer burada omurgan böyle çöküyorsa. Ama bunun için iyice yukarıya doğru uzat. Ve kalça kemiklerini hisset. Kalça kemiklerinin matınla iyice temas halinde olduğunu fark et. Ve buradan yukarıya doğru uzamaya başla. Ellerin gelsin kalçaların iki yanına. Şimdi ayak parmaklarını iyice kendine doğru çek. Ve bacaklarını aktifleştir. Öncelikle poza girerken istediğim şey bacakların güçlü ve aktif bir şekilde kullanılması. Şimdi nefes al, yukarıya doğru uzat. Nefes verirken ellerini bacaklarının iki yanından tut. Yürüt daha doğrusu. Tutabildiğin yerden. İstersen bacaklarından tut. İstersen geliyorsa ayak bileklerinden veya ayaklarının iki yanından tutabilirsin. Şimdi nefes al, göğüs kafesini aç ileriye doğru. Burada boynunu ve omuzlarını çok kasma. Omuzlar kulaklardan uzakta olsun. Ve boynunun arkası karışmasın. Sıkıştırma boynunu. Ama kalbini aç ileriye doğru. Ve nefes verirken şimdi bırakabildiğin kadar üst göğden bacaklarına doğru ağırlaşsın. Şimdi en başta birkaç nefes bacaklarını, ayaklarını hala kendine çekerek aktif bir şekilde kullanıyorsun. Nefeslerini karnına değil de sırtına doğru al ki biraz daha bırakabil kendini. Nefesin sanki sırtına dolduğunu hisset.
her nefeste bacakların üzerine doğru biraz daha ağırlaş. Şimdi birkaç nefes bacaklarımızı aktif kullandık. Şimdi bırak her şeyi. Ayaklarını bırak, ellerini bırak. Belki ellerinle şöyle destek olabilirsin. Ve şimdi birkaç nefes sadece bırakarak kal burada. Şimdi ellerini yine yanlardan yürüterek tekrar hop doğrult ve bacaklarını rahatlat. Şöyle birkaç kez salla. Şimdi sırada bir diğer pozumuz var. Bunun için ayak tabanlarını kendine doğru çek ve ayak tabanlarını birbirine böyle yapıştır. Sanki bacakların kelebek gibi bir kitap gibi iki yandan açılıyor. Eğer dizlerin burada çok yukarıda kalıyorsa dizlerin altına minderler koyabilirsin. Dizlerinde bir hassasiyet olmasın yeter ki. Yine kalça kemiklerinin üzerindesin. Nefes al, burada. Şimdi nefes verirken başını bacaklarına doğru bırak. Yine nefeslerle kalıyorsun. Kulaklarına çok yakınsa omuzları bir fark et, omuzları geriye doğru al. Ben bunu çok sık vurgulamayı seviyorum. Stres, kaygı gibi negatif, olumsuz duygular hep kalçalarımızda birikiyor. O yüzden kalça açıcı pozlar bize bu anlamda çok yardımcı oluyor. Özellikle yatmadan önce de bunları yatakta bile yapabilirsiniz. Şimdi nefes alırken tekrar doğrul ve dizlerinden tutarak ellerinle dizlerini birleştir ve rahatlat bacaklarını. Şimdi geldik bir diğer poza. Bunun için bacaklarını ileriye doğru uzat ve sağ ayağını getir. Sol iç bacağına ve tam kasıklarına doğru bir yere yerleştir. Ve sol ayağını da yine kendine doğru çekerek aktif ve canlı bir şekilde kullanıyoruz bu pozda da. Omurganı uzun kullan burada. Nefes al, önce yukarıya doğru uzat. Şimdi nefes verirken gövdeni yavaşça sol bacağına doğru hafifçe çevir. Ve önce yine nefes al, uzat. Nefes verirken bu kez sol ayağına doğru yine ellerinin ayağın çevresinden yakalayabilirsin. Başını, boynunu, üst gövdeni, bacağının üzerine doğru bırak. Burada ne kadar katlanabildiğin, ne kadar başının dizine doğru değmesi değil, bu pozda kendini her nefeste adım adım bırakabilmeyi araştırmak önemli. Nefeslerini tutma. Yine ayağını kendine doğru çekiyorsun. Aktif ve canlı kullanıyorsun bacağını. Şimdi yavaşça tekrar gel yukarıya doğru. Doğru. Bu sefer bacak değiştireceğiz. Şimdi getir sol ayağını sağ bacağına, kasıklarına doğru yerleştir. Dizin burada yere gelmiyorsa onun da altına bir minder mutlaka koy. Dizinde bir hassasiyet olmasın hiç. Sağ ayağını kendine doğru çektin. Aktif bir şekilde kullanıyorsun. Ellerin bacağının iki yanında. Nefes al. Önce çevir bacağına doğru hafifçe ve uza. Nefes verirken iki yandan yakaladın ayağını. Vermiyorsa da herhangi bir yerden tutabilirsin veya ellerinin matında yere doğru da getirebilirsin. Hiç önemli değil. Yine nefeslerine kalıyorsun.
ve elleri tekrar getir matın da yere doğru ve tekrar doğrusu. Uyku öncesinde yatağınızın üzerinde bile yapabileceğiniz güzel yoga pozlarıyla, rahatlatıcı yoga pozlarıyla devam ediyoruz. Şimdiki pozumuz için sırt üstü bir yatışa gel. İster matında ister yatağın üzerinde yine yapabilirsin bu pozu. Rahat bir şekilde yat. Tüm üst gövden, omuzların, başının arkası, matınla temas halinde olsun, bırakabiliyor. Şimdi ayak tabanların yerde olsun ve dizlerin iki yandan çok narince bırakarak ayak tabanlarını birbirine doğru yerleştir. Ve ellerini getir karnına. Belki sağ elin karnında olacak, sol elinle kalbin üzerine yerleştirebilirsin. Ya da her iki elinle karnında göbek deliğinin çevresinde nefesini takip ediyor olabilirsin. Her nefes alışverişte biraz daha bedenini bırakmaya çalış. Matının üzerine doğru. Şu an artık düşünmen gereken hiçbir şey yok. Stresli, belki de yorucu bir gün geride bıraktın. Tek yapman gereken rahatlamak, bedenini gevşetmek. Ağzından derin bir nefes boşaltabilirsin. Yine istediğin kadar kal pozda, bacakların çok uyuşmadan. Sonra yine dizlerini destekleyerek bacaklarını birleştir. Şimdi bir diğer pozu yapmak için istersen yine matını bir duvarın önüne çekebilirsin veya yatağının kenarında bir duvar varsa onu kullanabilirsin. Ben burada göstermek için şu duvarı kullanıyor olacağım. Matınızı tabii altına doğru çekebilirsiniz siz. İyice gel duvara doğru yaklaş ve burada sırt üstü bir şekilde yat. Şimdi bacaklarını duvara doğru uzat. Ve bacaklarını duvar destekli olsun. Kollarını iki yandan aç. Rahatlasın tüm bedenin. Birkaç poz yaptık bu aşamaya, bu poza gelene kadar. İlk başta bedenin nasıldı? Şimdi ne gibi değişiklikler var? Hala sıkışık hissettiğin yerler var bu bedeninde. Nereler onlar? Tuttuğun bir yer varsa orayı rahatlat. Nefes al ve nefesini sanki oraya yönlendiriyor musun gibi düşün. Nefeslerini say burada şimdi. Nefes al, ver, bir. Nefes al, ver, iki. Bu şekilde nefes alıp verip ona kadar say. Dikkatin dağılırsa tekrar başa dönüp sayarsın ona kadar. Ve on nefes kal burada. Şimdi dizlerini büküp yavaşça ayaklarını yere yerleştir. Ve bir sonraki pozumuza geçin. Bir sonraki poz için matında rahat ettiğin bir yatışa doğru gel. Ayak tabanların yerde olsun. Şimdi çek dizlerini karnına doğru. Ve kollarınla sarılıp bir sağa bir sola doğru, bir sağa bir sola doğru sallanmaya başla. Bu hareketi büyüttükten sonra bir süre sonra şimdi sağ tarafa doğru dizlerini yerleştir, düşür. Kollarını iki yandan açıp başını da eğer burada bir hassasiyet hissetmiyorsan boynunda dizlerinin ters yönde çevir. Yine artık hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Sadece bırakmaya çalış kendini.
mutlak bedenini. Sağ elinle belki şöyle sol dizinin üstünden destek olabilirsin. Biraz daha çevirmene yardımcı olacak. Şimdi dizlerini al ortaya. Tekrar çek bacakların dizlerini kendine. Ve bu sefer sol tarafa doğru dizlerini düşür. Kollarını yine iki yandan açıp bakışlarını sağ koluna doğru, sağ eline doğru çevir. Sol elinle de sağ dizine şöyle hafifçe bir destek ol. Daha çok çevir. İstersen burada artık gözlerini kapatabilirsin. Sen derin nefesler boşalt. Tekrar dizlerini al ortaya ve hem bacaklarını hem kollarını uzat şöyle iki yanda. Rahat bir şekilde matına yay. Hem de kolların şöyle koltuk altlarının hava alabilecek rahatlıkta açılı olsun. Ve bedeninde şu an bir bak bakalım. Tuttuğun, sıktığın, matına bırakamadığın bir nokta var mı? Belki bacakların çok gergin şu an. Bir nefes al, bacaklarını şöyle sağ matının üzerine doğru rahatlat. Belki karnın çok sıkı ve şu an karnın çok gergin, göbek deliğinin çevresi. Bir nefes al. Ve nefes boşaltırken rahatlat karnını. Belki omuzların çok gergin, matına bile bırakamıyorsun. Onu da fark et. Matına doğru rahatlat. Omuzların iki yandan şöyle bir nefes boşaltarak rahatlat kendini. Ve belki çenen, iki kaşının arası çok gerginse çeneni de rahatlat. İki kaşının arasını rahatlat. Bir süre burada hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey yapmak zorunda olmadan sadece nefesini gözlemle. Umarım bu yoga hareketlerini yatmadan önce ihtiyaç duyduğunuz anlarda uygularsınız ve çok güzel mışıl mışıl bir uyku uyumanız için size yardımcı olur. Umarım da gerçekten işinize yarar. Eğer zihninizi susturamadığınız için uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız da meditasyon yapmayı hayatınıza artık bir yaşam tarzı haline getirmeyi çalışabilirsiniz. Belki gün içinde sabah veya akşam saatlerinde 10 dakika, 5 dakika meditasyon videolarını seyredip, meditasyon uygulamalarından yararlanıp meditasyon yapmayı hayatınızın bir parçası haline getirmeniz de işinize yarayacaktır. Çünkü ne kadar güzel ve kaliteli mışıl mışıl bir uyku uyursak ertesi gün o şekilde enerji seviyelerimiz de etkileniyor. Ve tüm hayatımızı etkiliyor aslında bu döngü. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı, yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve istek videolarınızdan da haberdar etmeyi unutmayın lütfen. Uyku problemi çeken yakınlarınız varsa lütfen gönderin bu videoyu. Belki onlar işine yarar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere o zaman. Şimdiden size iyi uykular. Görüşmek üzere.